Selamlar dostlar. Ben Kitap Dedektifi. Bugün Kitap Dedektifiyiz kanalına bir gazeteci, yazar ve aynı zamanda arkeolog Özlem Ertan ile karşınızdayım. Kendisi sağ olsun yoğun programın içinde bizi kabul etti. Teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Şimdi tanımayanlar için sizi aslında çok uzun ve çok başarılı hayatınızdan kısa kısa kesitlerle tanıtayım izninizle. Yazar, gazeteci, arkeolog, Ankara doğumlu ama çocuk ve gençlik yılları memleketi İzmir'de geçiyor. 2005 senesinde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Ön Asya ve ismini bir türlü söyleyemediğim özür diliyorum bölümle birlikte mezun oldu ve akabinde de İstanbul'a yerleşti. İlk romanı Aşık Kadınlar Denizhanesi. 2015'in Ocak ayında ikinci romanını çıkartıyor. Daha sonra 2017'de ve 2021'de ardı ardına kitapları bulunuyor. Korku, bilim kurgu ve fantazya türlerinde öyküleri de var ve bu öyküler Gölge, Yabani ve Lemur dergilerinde yayınlandı. Bunun yanında da şu anda Dark İstanbul Medya AŞ Süreli Yayınlar yönetmeni olarak görev yapıyor ve aynı zamanda da Evrensel Gazetesi ve Mukavemet dergisinde kültür sanat yazıları yazıyor, söyleşiler gerçekleştiriyor. Çok da güzeldir. Tavsiye ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Bu Hoş kadar bulduk. dolu dolu hayatınızda tebriklerimizi biz de iletelim Çok sevgili teşekkür hocam. ederim. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi sınırları da belirlemek açısından hızlıca şunu sormak istiyorum. Arkeoloji dediğimiz zaman hangi dönemleri, özellikle klasik arkeoloji, hangi dönemleri kapsıyor dersek bize neler söyleyebilirsiniz? Tabii. Şimdi klasik arkeoloji zaten Ege Yunan arkeolojisi olarak da bilinir Türkiye'de. Yunan ve Roma uygarlıkları üzerine özellikle klasik arkeoloji çalışır ve tabii onunla ilişkili diğer kültürleri de Persler gibi tabii mutlaka eğitim müfredatında, araştırma alanında yer veren bir disiplin. Arkeoloji çeşitli bilim dallarına ayrılıyor. Çünkü arkeoloji bildiğiniz gibi insanların maddi kültür kalıntılarını inceleyen bir bilim dalı. Yani insan elinden çıkan bütün maddi kültür kalıntılarını inceleyen ve buna göre o toplumları anlamaya, hangi kültürlerle, hangi coğrafyalar ne tür ilişkileri vardı, onların kültür ürünleri geleceğe nasıl taşındı, hangi yolla taşındı, bütün bunları çözmeye, anlamaya çalışan bir disiplin. Dolayısıyla tarih öncesi arkeolojisi var mesela. Tarih öncesi arkeolojisi prehistoria diye tabii bizim bildiğimiz yazının henüz bulunmadığı, yazının kullanılmadığı dönemler üzerine çalışan bir arkeoloji disiplini. Onun dışında protohistoria ve ön Asya arkeolojisi var. Benim de mezunu olduğum. Protohistoria ön tarih demek. Yani yazının henüz yeni yeni bulunduğu dönemler anlamına geliyor. Dolayısıyla biz de bu dönemleri ve Yunan uygarlığına kadar aslında olan süreçte Mezopotamya, Sümer, Babil, Asur, Anadolu uygarlıkları, Hitit, Urartu, Frig, Lidya ve bunlarla ilişkili olan diğer coğrafyalar, Kafkasya, İran ve Ege coğrafyası gibi. Yine Yunan dönemine kadar bunları çalışıyoruz. Böyle alt disiplinlere ayrılıyor arkeoloji. Peki hocam İstanbul'dan bahsedeceğiz bugün. Oradaki aslında biraz da tırnak içerisinde söylüyorum. Mistik havayı koklayacağız. Özellikle de mitoloji anlamında sorularım olacağı için bunu merak ediyorum. Genellikle konuları mesela anlatırken, mitolojiyle ilgili konuları anlatırken hep böyle sur içi üzerinden hikayeler anlatılıyor. Ama sur dışında sanki bir yaşam yokmuş gibi anlatılıyor. Az önce teknik aksaklıktan dolayı bir sıkıntı olmuştu. İkinci kere kaydı alıyoruz, bunu da belirtelim. Dolayısıyla o sırada da aklıma gelmişti konuşurken. Şey mesela geldi. Gerçi oraları da yıktılar maalesef ama Yedi Kule zindanlarının olduğu bölgeler var mesela. O dış sur dışının hemen dibindeki yerler var. Sulu Kule var vesaire. Mesela buradaki ahır kapı var. Mesela bu bölgelerde yaşayan bazı tırnak içerisinde diğer insanlar diye tabir edildiği kişiler var. Mesela bunların hiç anlattıkları ya da inandıkları mitolojik karakterler ya da hikayeler yok muydu? Ya da ille de o bölgede değil, İstanbul'un hemen karşı yakasında sadece Üsküdar'ı biz biliyoruz ama Üsküdar'ın daha da gerisinde örneğin Tuzla'da mesela hiç böyle mitolojik öğeler ya da ne bileyim Şile'de yok muydu acaba? Olmaz mı? Vardı tabii. Hatta mitolojik ögeleri de bırakın, tarih öncesinde bile buralarda yerleşmeler vardı. İstanbul'un tarihi biliyorsunuz Marmaray kazılarıyla çok daha bilinenden eskiye gitti. Yani günümüzden 8500 yıl öncesine kadar gitti. Bu Yenikapı bölgesinde çok eski bir
Paleolitik köyün kalıntıları bulundu Marmaray kazıları sırasında. Tabii İstanbul'un biraz kaderi bu. İstanbul tarihin her döneminde yerleşim gören bir kent olduğu için İstanbul'un eski tarihi maalesef hep böyle kentteki kurtarma kazıları ya da bir inşaat, metro inşaatı gibi, yol inşaatı gibi faaliyetler sonucunda anlaşılabiliyor ve alelacele tabii bulgular toplanabiliyor. İstanbul'un en büyük tarihsizliği, yani tarih öncesi ve antik dönemi açısından tabii her dönemde çok kalabalık ve yerleşim görmüş bir kent olması. Bu da tabii eski dönemlerini araştırmayı zorlaştırıyor. Sorunuza gelecek olursak, evet, İstanbul'un Tur dışındaki bölgeleri de tarihin her döneminde yerleşim görmüştü aslında. Mesela bu konuda İstanbul Üniversitesi'nden hocalarımız var, Prehistoria bölümünden. Emre Güldoğan hoca var. O İstanbul çevresinde yüzey araştırmaları yapıyor. Yani çok geniş bir alanda, hatta dediğiniz gibi Tuzla'dan işte Avrupa yakasının biraz daha büyük çekmece, küçük çekmece kısımlarına kadar ve oralarda da birçok kalıntılar buldu. Yani malzemeler buldu. Tarih öncesinde de burada çeşitli insan topluluklarının yaşadığına dair. Ki zaten biliyoruz Fikirtepe yerleşimi var mesela, o da Neolitik bir köy. Kadıköy'deki Fikirtepe, ki burası İstanbul'un en eski yerleşimlerinden biriydi. Yenikapı keza öyle. Yarımburgaz Mağarası zaten Paleolitik dönemde, yani taş devrinde çok önemli bir yerleşimdi. Günümüzden 1 milyon yıl öncesine kadar neredeyse giden bir yeri var. Homo erectus dediğimiz insan türünün de yani yaşadığı bir mağara orası. İstanbul önemli tabii tarih açısından. Antik dönem açısından bakarsak Sur içi, evet, ilk yerleşim bölgesi İstanbul'un. Yani İstanbul'a antik dönemde kimler yerleşiyor, ondan da tabii kısaca bahsedeyim. Yunanistan'daki Megara kentinden gelen kolonistler kuruyor şehir anlamında İstanbul'u. Yani tarih öncesinde tabii köyler var, küçük yerleşimler var ama şehir anlamında kent diyebileceğimiz yerleşimi ilk defa 600'lü yıllarda, 650'li yıllarda Orta Yunanistan'dan gelen Megaralılar kuruyorlar ve Sur içinde kuruyorlar. Hatta ondan 17 yıl önce de aslında Kadıköy'de kuruluyor yine Megaralılar tarafından. Önce Kadıköy'e yerleşiyorlar, ondan 17 yıl sonra da Sarayburnu tarafında denizden çıkıp Sultanahmet'in günümüzde olduğu bölgeye yerleşiyorlar. Ama Sur dışındaki mitler dediğinizde, mitoloji dediğinizde benim aklıma mesela ilk Arganutlar efsanesi geliyor. Bu aslında mitolojide de önemli bir yeri olan bir efsanedir ve yazıya da dökülmüştür. Rodos'la Apollonios diye bir antik yazar tarafından Arganutlar efsanesi. O aslında İstanbul'un Sur dışındaki bölgelerinde de kapsayan bir efsane. Yani bu biraz da Yunanların kolonizasyon hareketleriyle ilgili. Yani Yunanlılar milattan önce 750-550 yılları arasında yeni verimli topraklar bulmak için farklı coğrafyalara gidiyorlar. Zaten İstanbul'un kuruluşu da o kapsamda aslında. Ve bu Altın Post efsanesine göre Yunan kahramanları Yason işte tahtını geri almak ister. Amcası gasp etmiştir. O da ona Altın Post'u getirmesini ister. Altın Post da çok uzakta bir yerde. Kolkis'te, yani günümüzde Doğu Karadeniz'de bir yer. Yapamayacağını düşünür. O da toplar diğer kahramanları ve birlikte denize açılırlar. Ve geçiş noktasında tabii İstanbul'da vardır. Onu o efsanede görürüz. İstanbul'dan geçerler. Hatta Kadıköy bölgesinde biraz devlerle savaşırlar. Devler Dağı'nda devlerle savaşırlar. Sonra Karadeniz'e çıktığı noktada, günümüzde Anadolu Kavağı, Rubeli Kavağı'nın olduğu bölgede çarpışan kayalar vardır. O anlatıya göre çarpışan kayaların arasından geçerler ve oradan Karadeniz'e çıkarlar. Bu tamamen işte Sur dışında geçen bir efsane mesela. Ve hem kolonizasyon, bu Yunanların kolonizasyon hareketlerini de aslında özetliyor. Çünkü aranan ne burada? Altın Post. Altın Post değerli bir şey. Yani aslında bir nevi o Yunanlıların daha verimli, daha zengin topraklar bulmak için yola çıkmalarının bir mitolojik aslında şeyini oluşturuyor, temelini oluşturuyor. Bir de tabii şunu da söylemek lazım. Yani antik dönemde sadece Sur içinde yerleşim yok aslında. Yani evet, insan yerleşimi olarak burası yoğun. Ama Boğaz'ın bütün kıyıları boyunca her iki tarafta da Karadeniz'e kadar neredeyse tapınaklar var. Tapınaklar inşa ediyorlar Boğaz kıyıları boyunca. Yani Sarıyer tarafından karşısındaki Anadolu Kavağı'na, Anadolu Hisarı'na kadar hep böyle kutsal alanlar inşa ediyorlar tanrılar için. Tabi bu biraz da ben bu bölgelerin de hakimiyim, burada da ben varım demenin de bir yolu aslında siyasi açıdan baktığınızda, ama hem tanrıları da tapınaklarını oraya inşa ederek tabi bir kutsiyet de kazandırmış oluyorlar. Siz böyle söyleyince aklıma tabii ki Odese'ye geldi hemen. Bayağı bir benzerlik var yani. Şimdi şeye gelmek istiyorum. Sur dışına çıktık ama tekrar sur içine gelmek istiyorum. Şöyle ki Hazerfen Ahmet Çelebi'nin uçtuğuna dair, işte Melek Girmez Mahallesi'ne indiğine dair, sokağına pardon,
indiğine dair emarelerden Sunay Akın'ın bu hikayeleriyle büyüdük diyelim. Şimdi ama böyle bir şey olmadı. Daha sonra tabii ki belgeleriyle birlikte açıklandı. Yalnız ben bu noktada şu geliyor aklıma, şu canlanmıştı. İkarus miti var bildiğiniz üzere. O mite göre bal mumuyla güneşe doğru uçan bir insandan bahsediyoruz. Eriyor ve sonra çakılıp öldüğü, yani denize çakılıp öldüğü söyleniyor. Bu yönüyle mesela çok benzerlikler görüyorum birbirlerine. Tabii ki arada binlerce yıl fark var. Ama bu anlatı kültürü halen o şekilde bir yansıması olabilir mi acaba? Yani şimdi aslında mitler insana dair anlatılar olduğu için birbirlerine benzeyebilirler. Mitler, efsaneler. Aslında mitoloji tabii çok önemli bir şey. Biz hep böyle çok eskiye dair insanların işte kurguladığı hikayeler gibi görüyoruz mitolojiyi. Ama mitoloji aslında insanın kendi kişiliği, işte o değişmeyen yanları, yaşam biçimi, hayatta kalma biçimi hakkında aslında bize çok güzel ipuçları veren bir anlatılar bütünü yani. Dolayısıyla psikolojinin de ilgi alanındadır. Birçok bilimi ilgi alanına girer mitoloji. Tabii o İkarus mitinde o işte Minos'ta geçen bir mito. Babası bir kanat yapar o hapsedildikleri kuleden kurtulmaları için ve der ki güneşe çok yaklaşma, ama o uçma tutkusu o kadar onu mutlu eder ki yükselir yükselir ve sonunda bal mumu eriyip düşer çakılır. Tabii burada Hezarfen Ahmet Çelebi'nin tutkusuyla da bağlantı kurabiliriz. Yani o da uçmak istiyor ve onun üzerine çalışmalar yapıyor. Ya o da İkarus gibi aslında insanın yapamayacağı düşünülen bir şeyi yapmaya çalışıyor. Yani burada da yine aslında mitolojinin nasıl insana dair, insanın o tutkularına, arzularına dair bir şey olduğunu da aslında görüyoruz. Evet. Dolayısıyla ortaklaşa olabiliyor tabii birçok şey. Şimdi az önce tepelerden bahsetmiştiniz. Bu tepelerle alakalı, daha doğrusu mabetlerin ardı ardına Karadeniz'de olması ve hakimiyet bir politika yolu olarak söylenmiş. Günümüzde de bu maalesef birçok devlet tarafından uygulanıyor. Bunun mesela şey olarak söylesek ne kadar doğru olabilir? Geçmişte de aslında Babil'in Kulesi'nden tutalım Göbekli Tepe'ye kadar birçok yerde. Bu tabii Anadolu'da geçenler var, geçmeyenler var. Bunların hepsine baktığımız zaman bir yansıması diyebilir miyiz? Yani inançların mitolojiyle iç içe geçip öte yandan da günümüzdeki yansıması politikayla da harmanlanmış gibi söyleyebilir miyiz? Tabii ya, inançla mitoloji zaten çok birbiriyle bağlantılı şeyler. Çünkü eski dönem insanları inançlarını aslında mitolojiyle ifade ediyorlar. Yani dünyayı anlama biçimlerini. Tabii mitlerin de çeşitli türleri var. Yani mesela yaratılışa dair mitler var ki bunları aslında baktığınızda bazı açılardan bilimsel gerçeklerle de örtüşüyor ilginç bir şekilde. Mesela birçok mitte başlangıçta su olduğundan bahseder. Mesela Mezopotamya mitolojisine baktığınızda başlangıçta bir kozmik deniz vardır. Oradan yer ve gök çıkar. Şimdi bilimsel anlamda da su, hayatın suda başladığına dair biliyorsunuz söylenir. Aslında mitolojiyle benzer noktalar var hani bilimle de özdeşleştirdiğinizde. Tabii mitoloji biraz insanın hem algısıyla ilgili bir şey hem de ritüelle, ayinle de ilgili bir şey. Yani bir ayinin yansımasını da görüyoruz orada. Yani birçok mitolojiye baktığımızda. Dolayısıyla dinden ve o dönemin inançlarından zaten ayrı düşünemeyiz mitolojiyi. Tamamıyla birbirine bağlı. Tabii bunun dışında daha farklı mitoslar da var. Kahramanlık mitosları gibi mitoslar da var. O da tabii ki bir insanın yolculuğuyla ilgili. Politik kısma geçecek olursak, yani şimdi aslında din zaman zaman tabii siyasete de alet edilen bir şey. Bu antik dönemde de vardı. Yani antik dönemde mesela devletler ortaya çıktıktan sonra krallar, hükümdarlar dini ve mitolojiyi kendi hükümdarlıklarını pekiştirmek için kullandılar. Mesela en basit örneği ben Babil'den vereyim size. Mezopotamya'da her kentin bir tanrısı vardı. Yani tabii ki bütün tanrılara inanıyorlar ama her kentin o kente kutsallık veren ayrı bir tanrısı oluyor ve o kentteki tapınak, ki o da tepe biçimindedir Mezopotamya'da, o tanrıya adanıyor. Mesela İşte Uruk'un tanrısı İnanna ve Anu'dur. İşte Nippur'un Enlil'dir vesaire. Babil güçlendiğinde, Babil ortaya çıktığında ve Babil kenti artık bir devlet olarak ortaya çıktığında Marduk diye bir tanrı var. Babil'in kendi ulusal tanrısı aslında bu. Ve onu bütün tanrıların üstüne çıkarıyorlar ve hatta yeni yıl törenlerinde bütün tanrılar gelip onun önünde eğiliyor. Yani tanrılar derken tanrı heykelleri tabii taşınıyor. Hepsi Marduk'un önünde diziliyorlar. Burada tabii Babil kralı şu mesajı veriyor. Yani Marduk Babil'in tanrısı, ben onun yeryüzündeki temsilcisiyim
Babil en güçlü, Marduk en güçlü tanrı olduğuna göre Babil de en güçlü devlet mesajı veriyor. Yani tabii ki devletler mitoloji ve dinleri de kullanmışlar antik dönemde de. Peki şunu sormak istiyorum. Sikkeler, siz aslında edebiyat buluşmalarında geniş olarak anlattınız ama burada katılma şansına erişemeyenler için sormak istiyorum. Sikkeler İstanbul mitolojisi hakkında neler söylüyor desek neler söyleyebilirsiniz? Tabii. Şimdi sikkeler aslında çok önemli malzemeler, özellikle tabii antik Yunan ve Roma çalışanlar için. Çünkü sikkelerden aslında bir tarih de yazabiliyorsunuz. Yani sikkelerde mesela o bölgede önemsenen, daha kutsal görülen tanrıların tasvirleri olur. Kurucu kralların. İstanbul sikkelerinde bunu görüyoruz mesela. İstanbul'da, ki İstanbul deyince tabii antik dönemde ikiye ayırmak lazım. Bizantiyon ve Kalkedon diye iki ayrı kent var. Tabii bunlar kültürel olarak zaten birbirine yakın kentler olmakla birlikte. Mesela Kalkedon'da, yani günümüzde Kadıköy'ün olduğu bölgede, antik dönemde bir Apollon bilicilik merkezi varmış. Ki Apollon bilicilik merkezi antik dünyada çok önemlidir. Çünkü hem ekonomik hem de dini anlamda çok büyük getirisi vardır o kente. Kutsal kabul edilir ve sürekli insanlar gelirler Tanrı'ya danışmak, Tanrı'nın kahinine danışmak için. Ve hem ekonomik anlamda büyük bir zenginlik getirir hem de dini anlamda da önem kazandırır. Kalkedon'da biz bir Apollon tapınağı olduğunu mesela hem antik yazarlardan hem de Kalkedon sikkelerin arkasında betimlemelerden görüyoruz. Mesela üç ayaklı kazan var gelirin bir kısmında. O Apollon bilicilikle ilgili bir semboldür o. Yani Apollon kahini o kazanın önünde işte tütsü koklayarak Tanrı'yla irtibata geçer ve ondan kehanet alır. Dolayısıyla o sembol orada bir bilicilik merkezi olduğunu gösterir. Mesela şey vardır. Hekate sikkeli şeyler var Bizantyon'a baktığımızda. Tanrıça Hekate mesela Bizantyon için çok önemli bir tanrıça. Çünkü efsaneye göre İstanbul işgal edilmekten kurtarmıştır Tanrıça Hekate. Büyük İskender'in babası 2. Filippos İstanbul'u işgal etmek ister. Tünelin altından, daha doğrusu surların altından bir tünel kazı olacaktır. Ay tanrıçası Hekate bunu görür, köpekleri uyandırır ve ayı ortaya çıkarır. İstanbullular da görürler işgal girişimini ve durdururlar. Onun üstünde Hekate sembolü sikkeler basılmıştır mesela Bizantiyon'da. Tabii Bizantiyon'un efsanevi kurucusu Bizas tabii ki sikkelerde görürüz. Bizas'ın annesi, ki Bizas da aslında efsanevi bir kişilik. Yani çünkü kentlerin kuruluşları hep böyle tanrısallığa bağlanır ki o kent önemli olsun diye. O da böyle tanrı Poseidon oğlu olarak geçiyor. Annesi Zeus'la İyon'un kızı. Mesela onun annesi de sikkelere basılmış Keroes'a. Bunun gibi pek çok örnekler var tabii. İstanbul'un tarihindeki mitolojik figürler ve önemli sembolleri hep sikkelerde görüyoruz. Ben tekrar Galata Kulesi'ne gelmek istiyorum. Galata Kulesi'ne gittiğimiz zaman da şunu görüyorduk. Mesela yazıyor, diyor ki defalarca değiştirilmiş. Hani bazen ahşap yapılmış, bazen işte yapısının üstü değiştirilmiş, yanı değiştirilmiş vesaire. Ama mesela buradaki değişikliğin sebebinin ne olduğuna dair bilmeyenler için neler söyleyebilirsiniz? Tabii şimdi Galata bölgesi İstanbul'un aslında dur içinden farklı olmuş tarihin her döneminde. Çünkü burada hep yabancılar yaşamış. Yani Doğu Roma döneminden itibaren dışarıdan gelen ticaretle uğraşan işte Cenevizliler, Venediklilerin kurduğu koloniler olmuş burada. O Galata Kulesi dediğimiz de aslında oradaki o koloninin etrafını çeviren surun bir parçası. Orada bir sur var o bölgeyi çevreleyen. Kule de ona dahilmiş. Ya, ama tabii ki İstanbul biliyorsunuz zaman içinde pek çok yangınlar geçiriyor, işte depremler vesaire. Dolayısıyla tahrip edilmiştir ve tekrar tekrar yenilenmiştir, yapılmıştır o İstanbul'daki birçok yapının zaten kaderinde olan bir şey. Onunla ilgili. Evet, az önceki sorduğum soruyla ilgili aklıma gelmişken bir şey söyleyeyim. Unutulmayan Yüzler isminde bir müzede, bir Yapı Kredi Müzesi'nde bir sergi var. O sergide sikkeler üstüne de bir şeyimiz var. Aslında sizin anlattığınız mitolojilerin pratik olarak karşılıklarını görebiliyoruz. Hatta Nuh Tufanı'na kadar birçok böyle sikkelerin üstüne basıldığını görebiliyoruz. Bir de Galata Kulesi ile alakalı hemen aşağısına ismini hatırlayamadım şu anda. Surların dibinde yani Galata Surunun dibinde bir han var. O hanın da İBB tarafından şey yapılıyordu. Saint-Pierre Hanı olabilir mi Evet, acaba? Saint-Pierre Hanı. Doğru, Saint-Pierre Hanı. aynen. Saint-Pierre Hanı çok önemli bir yer bu arada. Onu da söyleyeyim. Orada Fransız şair André Chénier orada doğmuş. Evet.
Evet. Ben hatta o restorasyondan önce gidip gezmiştim orayı. Tabii o binada değil aslında. Ondan önce aynı yerde başka bir bina varmış. Tabii o yıkılıyor ya da yanıyor. Yerine yapılıyor o Saint-Pierre Hanı. Ya, ama o bölgede doğuyor André Chenier. Sonra Fransa'ya gidiyorlar. O biliyorsunuz önemli bir şair. Fransız İhtilali sırasında da giyotinle idam ediliyor. Öyle bir yanı da var Saint-Pierre Hanı'nın. Evet. Ve İstanbul'un hanlarının büyük kısmının oradaki yaşayan çok enteresan bir yer böyle. İçli dışlı yapmışlar. Yapılar falan böyle çok garip gelmişti. Hep eklemeler var. Dolayısıyla birçok dönemdeki arkeologlar ve mimarlar ve sanat tarihçilerin ortak çalışma yaparak çözebileceği bir yer olduğu söyleniyordu. Bize göre tabii potun altında kalmış ama orası aslında diyor giriş falan diyorlardı mesela. Çok değişik gelmişti. Onunla ilgili bir mini belgeselimiz vardı YouTube'da da. Kendi kanalımızda. Kanaldan da izleyebilirler. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Siz söyleyince hatırladım. Şimdi son olarak hocam, sizi daha fazla tutmamak adına İstanbul için böyle bizi şaşırtabileceğini düşündüğünüz bir efsane var mı acaba? İlk aklıma geleni söyleyeyim mesela yılanlarla ilgili bir efsane var aslında. O da İstanbul'un kurucu kralı Bizans ayına bağlı. Bizans işte kent artık kurulmuş, yerleşmişler. Bizans bir sefere gidiyor Tuna Nehri kıyısına ve eşi kalıyor burada. Karısı Fidelia diye bir karısı var. Ve Bizans uzaklaşınca İskitler İstanbul'a saldırma girişiminde bulunuyorlar. İstanbul'u alacaklar nasıl olsa Bizans yok yerinde diye. Ama Fidelia da çok güçlü bir kadın. Ve tabii anlatıya göre biraz cadılık özellikleri de var. Yani hayvanlara hükmedebilme özellikleri var. Ki etraftaki yılanları hemen organize ediyor. İstanbul bütün yılanları. Yılanları topluyor, onlara emir veriyor. Ve İskitler geldiğinde yılanlardan böyle oklar, silahlar, silah haline getirip yılanları ve düşmanların üstüne atıyor ve o şekilde İskitleri bertaraf ediyor. Bu yılanlı efsane ilginç aslında tabii bize Sultanahmet'teki yılanlı sütunu da anımsatıyor. O da İstanbul tarihi açısından önemlidir ve son olarak onu da söyleyeyim. Sultanahmet Meydanı'nda sadece böyle alt kısmı kalmış dikili taşla aynı hizada bir sütun var. Burma sütun ya da yılanlı sütun diye geçer. O aslında Delfi'deki Yunanistan'daki Apollo Bilicilik Merkezi'ndeydi. Yunan kent devletleri Persleri yenince onu oraya adak olarak yapmışlardı. Sonra 1. Konstantinopolis'i Doğu Roma'nın başkenti yapınca o şeyi anıtı İstanbul'a getirtip hipodroma yani Sultanahmet Meydanı'nın olduğu yere dikiyor ve onun da Osmanlı döneminde de hatta kenti yılanlardan ve zehirli böceklerden koruduğuna inanılırmış. Evet. Yılan kısmını da bu şekilde bağlamış olalım. Evliya Çelebi'nin kitaplarında birçok şeyde Evet. de bundan bahsediyor. Evet, Peki doğru. hocam çok teşekkür ediyorum. Çok Ben sağ olun. çok teşekkür ederim. Katıldığınız için. O zaman görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız ki emeklerimiz boşa gitmesin.